Zenginlik, fakirlik ve sağlıklı yaşam. Cem ve Gamze ile hayata dair derin sohbetler. Merhaba Gamze, bugün seninle zenginlik, fakirlik ve sağlıklı yaşam hakkında konuşmak istiyorum. Merhaba Cem, bu çok ilginç bir konu. Nereden başlamak istersin? İlk olarak zenginliğin ne olduğunu tartışalım. Sence zenginlik nedir Gamze? Aslında zenginlik sadece maddi varlıklara sahip olmak değil. Aynı zamanda ruhsal ve fiziksel sağlığa da sahip olmak demektir. Ama genellikle insanlar zenginliği çok paraya sahip olmak olarak algılarlar. Çok doğru Gamze. Zenginliğin sadece maddi bir boyutu yoktur. Aynı zamanda bilgi, beceri, deneyim gibi immateryal varlıklarda zenginliği oluşturur. Evet Cem. Bilgi, beceri ve deneyim de çok değerlidir. Bu özellikler kişiyi hayatta daha donanımlı ve başarılı kılar. Peki ya fakirlik hakkında ne düşünüyorsun? Fakirlik de benzer şekilde sadece maddi yoksunluk anlamına gelmez. Bilgi, beceri ve deneyimden yoksun olmak da bir tür fakirliktir. Ve maalesef bu durum kişinin hayat kalitesini düşürür. Kesinlikle katılıyorum, Cem. Peki bu konuları nasıl sağlıklı yaşamla bağdaştırabiliriz? Aslında çok basit, Gamze. Sağlıklı yaşam, zenginlik ve fakirlik kavramlarıyla çok yakından ilgilidir. Maddi zenginlik, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için bazı imkanları sunar ancak ruhsal ve fiziksel sağlık da aynı derecede önemlidir. Bu nedenle sağlıklı yaşam için hem maddi hem de immateryal zenginliklere ihtiyacımız var anladım Cem. Yani sağlıklı bir yaşam sürmek için sadece maddi zenginliğe değil, aynı zamanda bilgiye, beceriye, deneyime ve iyi bir ruh sağlığına da ihtiyacımız var. Evet Gamze. Ve unutmayalım ki sağlık en büyük zenginliktir. Kesinlikle doğru Cem. Sağlıklı olmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Sağlık hayatın en değerli hediyesi. Aynen öyle Gamze. Bu yüzden sağlığımıza iyi bakmalı ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeye özen göstermeliyiz.